İnşallah olacak o da. El birliğiyle olacak. Yürek yüreğe olacak. İnşallah 8 Haziran'da başbakanlık koltuğuna oturduğumda hayallerimi gerçekleştireceğim. Benim hayallerim nedir? Hayallerim nedir? Umudum nedir? Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'dir benim hayalim. Bu ülkede emeklinin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'dir benim hayalim. Yaşa. Bu ülkede çiftçinin ektiği ürünün alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye'dir benim hayalim. Bu ülkede işsizliğin olmadığı, herkesin işinin aşının olduğu bir Türkiye'dir benim hayalim. Benim hayalim görkemli ve güzel bir Türkiye'dir. Benim hayalim herkesin onuruyla caddelerinde rahat gezdiği bir Türkiye'dir. Benim hayalim annelerin sabahleyin çocuklarını okula güler yüzle gönderdiği bir Türkiye'dir. Benim hayalim kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Benim hayalim adalet terazisinin dengeli olduğu bir Türkiye'dir. Benim hayalim Avrupa Birliği'nin en güzel ülkesi olan bir Türkiye'dir. Hayalim budur. Bunu gerçekleştireceğiz. Davutoğlu demiş ki emekliye iki maaşı nereden verecekmiş? Kayıboğlu, Kayıboğlu. Hiç meraklanma Davutoğlu. Ben maliyeciyim. Para nasıl toplanır bilirim. Para nasıl harcar bilirim. Senin gibi değilim. Benim için yandaş yok. Benim için vatandaş var. Parayı nerede buluyorsun diyor. Benim çocuklarımın yatak odalarında boy boy kasalar yok. Benim çocuklarımın yatak odalarında ayakkabı kutuları yok. Benim vatandaşımın cebinde para olduğu zaman ben huzur içinde olacağım. Onun için söyledim. Parayı bulmak benim namus borcumdur. Emekliye Ramazan bayramında, Kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğim. Çatlasan da patlasan da vereceğim parayı. Ben parayı bulamam diyor. E sen zaten bulamazsın. Bütün 7 göbek akraba devleti soyuyorsunuz. Çalıyor, çalıyor. 17-25 Aralık'ı unuttuk mu biz? Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Onun için bizim iktidarımızda, CHP'nin iktidarında bizim bir özelliğimiz vardır. Biz kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını millete vermeyi de namuslu görev kabul ederiz. Biz size benzemeyiz.